Bu cümleyle eserin hangi özelliği anlatılmıştır? Cümleme bakıyorum. Bir eseri okuyan herkes birbirinden farklı düşünce denizinde bulacak kendini. Bu eseri okuyan herkes birbirinden farklı düşünce denizinde bulacak kendini. Sen farklı bir düşünceye gidiyorsun, ben farklı bir düşünceye gidiyorum, o farklı bir düşünceye gidiyor. Herkes farklı şeyler düşünebiliyor. Yani herkes farklı yorumlar yapabiliyor. Doğru mu sevgili arkadaşlar? O zaman da bu ifadeden neye giderim ben? Tabii ki yoruma açık olmasına giderim. Çünkü bu eseri okuyan herkes birbirinden farklı düşüncelere gidiyorsa bu eser yoruma açıktır arkadaşlar. Bana acıyı hissettiriyor belki, sana zenginliği ya da farklı bir kavramla köyünü hatırlattı sana. İfadene sürekli yoruma açık olması anlamında verildi arkadaşlar.